Merhaba sevgili izleyicilerim. Bugün sizlere şiş ile yapılan bir bebek yeleği, şal yakalı bir bebek yeleğini anlatacağım. Sevgili izleyicilerimiz, bu böyle 3 parçadan oluşan bir bebek yeleği. Şöyle düğmelerini açalım. Şimdi yeleğimizde kesme eksiltme yok, ta ki şu omuz kısmına kadar. Hep düz örüyoruz. Şimdi bu yeleğimizi ben 34 ilmekten önlerini başladım. 5 diş aroşe yaptım. Sonra 4 sıra düz, 1 sıra ters yaparak yukarıya doğru şuraya kadar. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane. Bu aroşalarımız olana kadar sevgili izleyicilerim 9 tane düz örüyoruz 34 ilmeğimizi. Sonra şu şal yaka olan yerinden yanlarda 8'er tane ilmek. Hep bir bir bu tarafa doğru kol kısmına doğru kaydırıyoruz. Ta ki böyle burada 20 ilmeğimiz olana kadar sevgili izleyicilerim 20 ilmeğimiz. Sonra 12 sıra daha diş aroşa düz örüyoruz hiç kaydırmadan. Toplam yine 34 ilmeğimiz, hiç eksiltme, çoğaltma falan yok. Sadece aroşaları kaydırıyoruz. Şimdi biraz sonra onu göstereceğim. Burasını da 12 sıra ördükten sonra burada 14 ilmeğimizi kesiyoruz. 20 ilmeğimizle 12 sıra daha böyle aroşa yapıyoruz şuraya kadar. Arkasına gelince arkası 60 ilmek, yine aynı 5 diş aroşa yapıyoruz, kenarlarda 8'er ilmek, 4 sıra düz, 1 sıra ters yapıyoruz, devam ediyoruz. Ta ki bitene kadar şu boyun uzunluğunu şöyle sayalım, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane yaptığımız zaman bu dişleri, sonra 2 sıra, 3 sıra aroşa yapıp, hepsini birden ilmeklerimizi düz kesiyoruz sevgili izleyicilerim. Hiç böyle oyma falan yok. Diğer önümüz de aynı. Ben şimdi sizler için modelim böyle burada dursun. Şöyle ayrı bir yelek başladım sevgili izleyicilerim. Bakın bunu biraz daha büyük yaptım. Bunu 36 ilmek başladım. Boyunu biraz daha uzun yaptım. 11 diş aroşa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 diş aroşaya kadar böyle 36 ilmeğimi düz ördüm, yanlardan 8'er ilmek, ortada 4 sıra düz, birer sıra ters. Sonra bir bir bakın böyle şöyle yakından bir bir böyle her sırada kaydırmaya başladım. Ta ki burada ilmeğim 22 tane olana kadar. Bunu biraz daha büyük yaptım, yani 2 ilmek fazla büyük olarak. Sonra burada şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sıra düz örüyoruz. Sonra kaydırmayı bırakıyoruz. Burada 21 ilmeğimiz olduktan sonra 21. Sonra tekrar 12 sıra aroşa yapıyoruz. Buradan kesiyoruz 14 ilmeğimizi. 22 ilmeğimizde böyle 12 sıra aroşa yaptık, kestik. Yeleğimiz bu. Arkası da böyle sevgili izleyicilerim. Arkasını da 62 ilmek başladım. Aynen böyle düz öreceğim, sonuna kadar bitireceğim. Şimdi şu ön kısmını, diğer önü sizlerle beraber şöyle yaka kısmını göstermek için bıraktım. Şöyle 36 ilmek sevgili izleyicilerim. Bakın 36 ilmekle 6 diş aroşa ördüm bunda. Diğerinde 5 dişti. Şöyle 4 sıra düz örüyorum. Yanlarda 8'er ilmeğim var. İlikte koydum. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 taneye geldiğim zaman şimdi şuradaki aroşalarımı çoğaltacağım sevgili izleyicilerim. Şöyle hemen örmek istiyorum. Şimdi bakın burada 8, 9 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane aroşa yapıyorum şimdi. 2, 4, 6, 8, 9. Diğer ilmeklerimin hepsini böyle düz öreceğim sevgili izleyicilerim. Bir sıra daha düz örüyorum. Ortadaki ilmeklerimi. Hep böyle kol tarafına doğru birer tane
aroşeyle kaydırmış oluyoruz. Yani eksiltme falan yok şal yakada. Bu 36 ilmek. Siz dilediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz sevgili izleyicilerim. Kendinize bile yapabilirsiniz bu modelden. Çok hoş duran bir ipimi böyle kopartmıştım diğer arkayı örmek için. Kendinize yaptığınız zaman da kendi yelek ve hırkalarınızı ölçerek yapabilirsiniz ilmeklerini. Bakın böyle düz çıkıyorum. 8 diş aroşa, burası kol. Yakadan hep böyle ön kısmından sevgili izleyicilerim, sadece arkadan değil. Ön kısmından birer tane aroşa arttır, yani bu tarafa doğru aroşalarımızı geçiyoruz. Arttırma değil, sadece düz ilmeklerimizi birer tane aroşa yapıyoruz. Kaydırıyoruz. Arkası hep aynı böyle düz. Önler 36 ilmek, arka 62 sevgili izleyicilerim. Bebe yünü kullanıyorum bu arada, bebe yünü. 3 numarada şiş, 3-3,5 numara şişle örebilirsiniz bebe yünlerinde, bebek yeleklerinde. Bakın arka yüzeyin hepsini ters yapıyorum. Böyle tam anlaşılsın diye parça parça sizlere bugün göstermek istedim. Şimdi bakın sevgili izleyicilerim, hemen böyle ilmeklerimi örüyorum. Şimdi ön yüzeydeyim. Şimdi tamamını zaten ters yapacağız bu sırada. Burada zaten kaydırma falan fark edilmiyor. Hepsini ters yapıyorum bakın. Şu tam yani kaç sıra arasını öreceğiz derseniz, şu arada iki tane aroşa olması lazım. Şu düzlerin tam olması için. Şimdi tamamını aroşa yapıyorum. Ben böyle aroşa örerken bakın bu sırasında hep böyle. Sadece burada bakın belli olmaya başladı. Aroşamız şu tarafa doğru. Şimdi diğer sıramıza geldiğimiz zaman yine ilmeklerimizi birer tane aroşa yapacağız. Hep ön yüzeyde. Siz modelimi izlerken ben arka yüzeyi hemen hızlıca öreyim. Bakın parça parça hali. Burası bir ön, burası bir arka. Şöyle arkayı sonuna kadar devam edeceğiz. Uzunluğu size kalmış sevgili izleyicilerim. Yakından da çekebilirsin. Şimdi şöyle. Burası ön kısmı. Bakın şurasını yakından daha böyle belli olsun nerede. İlmeklerimizi böyle hep kol kesimine doğru bir bir bakın böyle hep kaydırmışız sevgili izleyicilerim. Şurada 21-22 ilmek olana kadar bitmişti de görebilirsiniz. Bitmiş bebek yeleğinde de. Bitmiş olan beyaz sevgili izleyicilerim. Diğer ördüğüm kırık beyaz rengi biraz daha farklı. Kreme bakan renk. Şimdi yine ön kısmına geldik sevgili izleyicilerim. Bakın böyle. Şimdi buradan 3, 4, hep sayıyorum. 5, 6, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Şuradan böyle. Şimdi 11 tane ilmeğimiz olacak. 11, 12. Bakın bir tane de düz yaptığımız için. Şuralardan bakıyoruz hep bakın. Baştan 8 taneydi.
Sonra 9, 10, 11, 12 şu an. 12 tane aroşe yaptım. Hemen diğer ilmeğimi şu 8 taneye kadar düz örüyorum. 12, 22 tane şurada ilmeğimiz olana kadar hep aynı işlemi yapacağız. Ön yüzeyden birer tane hep aroşe. Bu aroşe yaptığımız sırayı da sayıyorsunuz sevgili izleyicilerim. Karıştırabilirsiniz orada. Sonra benimkisi olmadı falan. Oralara dikkat ediniz izleyicilerim. 3, 6, 8 tane. Bunlar kenar, kol. Kesim falan hiçbir şey yok. Arkada dümdüz örüyoruz. Çok kolay. Herkesin rahatlıkla yapabileceği bir yelek. Hem zevkli. Şimdi yine arka yüzeyinde hepsini aroşe yapıyorum. Siz modelimi izleyin, ben hemen yine. Böyle çabucak arkasını geçeyim. Hep eksiltiyorum sevgili izleyicilerim. Yani bu tarafa doğru kaydırma yapıyoruz. Yani ilmek eksiltmiyoruz. Sadece kaydırıyoruz ilmeklerimizi. Ben yan tarafta örüyorum. Siz yavaş yavaş modelimi görün. Dediğim gibi benim bitmiş olan yeleğim daha küçük yapmıştım. Şimdi biraz daha iki sıra fazla uzun yaptım. Daha yaşı büyük olsun giysin diye. Bu şal yaka bebek yeleği sevgili izleyicilerim. Daha önce sormuştunuz işte yapar mısın falan diye. Ben de bugün böyle yapmak istedim sizler için. Hediyelik falan yapacaksanız sevgili izleyicilerim, bitmiş olan 34 ilmek, arkası 60 ilmek olan bence ideal. Ama kendi torunlarınıza veya işte akrabalarınıza yapacaksanız biraz daha büyük yapmanızı tavsiye ederim. 2, 3, 4, devam ediyoruz yine bakın. Şimdi ben yan tarafta hep örüyorum siz izlerken. Şimdi yine hepsini aroşe yaptığımız yere geldik bakın. Hepsini şimdi aroşe yapıyoruz bu sıramızın. Sonra sıramızda bir tane daha yine bu devam ettireceğiz böyle bakın. Belli olmaya başladı şuradan. Şöyle bir 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 hep bu tarafa doğru kol kesimine doğru kaydırıyoruz ilmeklerimizi. Tamamını aroşe yapıyorum. Zaten haroşalı bir bebek yeleği. Biraz çabuk örüyorum ki şu 22 ilmek olan yerine kadar örsem. Sonra yukarıya doğru düz yapacağız. Orasını da hemen sizlere göstermek istiyorum çabucak. Burası arka yüzeyi, hemen çıkıyorum şimdi. Az kaldı ilmeklerim. Tam şimdi bebekleriniz artık havalar serinlemeye başladı sevgili izleyicilerim. Şimdi böyle bebeklerinize hemen giydirebileceğiniz bir yelek. Şimdi bakın sayıyoruz. Bunlar zaten 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15 tane şu an ilmeğimiz oldu. Bakın hep birer tane böyle yukarıya doğru çıkıyoruz sevgili izleyicilerim. Şöyle hemen 15, şöyle devam ediyorum. Şimdi hemen yanındakini düz örüyorum. Şurayı kadar. Şöyle sonraki sırada belli olacak zaten. Yani şu aroşalı yerini başka örnekte koyabilirsiniz. Siz nasıl seviyorsanız öyle yapın. Ben bugün size hem burasını hem de yakasını daha çok göstermek istedim. Bazen diyorsunuz işte toplama falan var mı yakada? Yakada toplama yok, sadece ilmekleri böyle omuz kısmına doğru kaydırıyoruz. Yani kol kesimine doğru. Burası arka yüzeyi. Siz yine modelimi böyle izleyin sevgili izleyicilerim. Şöyle bakın. Parça parça izleyin yavaş yavaş. Ben burada hemen hızlıca öreceğim. Şurasını zaten sonra dikeceksiniz sevgili izleyicilerim. Onu bitmiş halinde göstereceğim. Şimdi biraz ilmeklerimiz tabii 36 ilmek olduğu için çabucak öremiyorum sevgili izleyicilerim. İki üç sıra daha örmem gerekir. Şöyle bakın şu yakası da böyle diktim. Şunu da tam böyle buradan önce dikiyoruz omuzları. Şöyle dikiyoruz. Sonra şu yakasını şurasını böyle birleştireceğiz iki tarafı. Sonra buradan omuz kısmını tam ayarlıyoruz sevgili izleyicilerim. Şu dikim yerini. Şimdi bakın şöyle biraz belli olmaya başladı örgümüz. Sevgili izleyicilerim bakın şuradan şöyle yukarıya doğru. Sadece aroşalarımız arttı bakın. Şöyle. Şimdi kaç aroşamız oldu? Şimdi sayalım 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 tane. Şimdi tamamını zaten yapıyoruz şu an. Sonraki sıramızda 19 tane yapacağız aroşamızı. 20 tane, 21 tane olana kadar sevgili izleyicilerim. Böyle bu tarafa doğru
haroşalarımızı yapıyoruz. Sonra 12 sıra yukarıya doğru hiç kaydırma falan yok. Bir orasında başlama yerini göstereceğim. O kadar sevgili izleyicilerim. Çünkü bizim öyle hemen şu an yapıp falan sonra yapamıyoruz biz. Öyle tekniklerimiz, şeylerimiz yok, imkanlarımız yok. Ve biraz hızlı geçiyorum çünkü hepsi aroşa. Hepsi aroşa hemen. Yavaş yavaş şöyle şuradan başlayabilirsin. Şöyle. Bakın nereye kadar mesela kaydırmışım. Orada belli sevgili izleyicilerim. Şöyle şuraya kadar kaydırmışız. Sonra düz örüyoruz böyle. Bir iki sıra daha ördükten sonra oraya gelmeme az kaldı. Şu an 20. ilmeği öreceğim. Şimdi sevgili izleyicilerim bakın yine ön yüzeyindeyim. Şöyle örgümün bakın bayağı bir aroşam oldu. Burada 14 ilmek kalana kadar sevgili izleyicilerim şöyle 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ilmek kalana kadar burada aroşalarımızı yapacağız hep. Sonra durdurtacağız yani bu tarafa doğru kaydırmayı. 12 sırada yukarıya doğru düz öreceğiz. Şimdi hep aroşa örüyorum. 22 ilmek. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 22 ilmek yapana kadar burasını sevgili izleyicilerim. Eğer bu ölçülerde yapacaksanız 36 ilmek başlayacaksanız 22, 34 ilmek başlayacaksanız 20. Şu an yaptığım kadar. Sonra bir daha bu omuz kısmını hiç böyle aroşa yapmıyoruz. Sadece yukarıya doğru şurada görüldüğü gibi. Bakın şimdi sevgili izleyicilerim şurada şuraya kadar yaptık aroşamızı. Hep kaydırma yaptık. Şöyle. Sonra buradan diğer 8 ilmeğimizi ördük. Yani 14 ilmeğimizi yine bu burası gibi devam ettirdik. Burasını 22 ilmekle 12 sıra. Diş yani aroşa yaptık. 12 diş. Şuradan şuraya kadar. 12 diş. Sonra buradan 14 ilmeğimizi kesiyoruz. İster burasını 3 sıra aroşa yapın. İsterseniz böyle de yapabilirsiniz. Fark etmez. Sonra bu 22 ilmekle şuradan 14 tane ilmeğimizi kestik ya sevgili izleyicilerim bir seferde. Sonra 22 ilmeğimiz burada. Onunla da 12 diş aroşa yapıyoruz. Böyle yukarıya doğru. Sonra yine tamamını kesiyoruz. Burası yakası. Şöyle bakın şöyle olacak. Çok uzatmak istemiyorum aynı. Böyle yapacağız sevgili izleyicilerim şurasını. Şu modelimizde de zaten belli bakın. Böyle. Sonra buradan dikiyoruz önce ikisini. İki parçanın böyle yakasını şuradan dikiyoruz sevgili izleyicilerim ikisi bittiği zaman. Sonra da omuz kısımlarını, yanları çok kolay bir yelek. Şöyle toparlayayım hemen.
Şurada dursun modelimde. Bunlar da parçalarım. Bu da böyle sizinle yaptığımız ön sevgili izleyicilerim. Şöyle. Bakın şimdi şöyle olacak. Yeleğimiz. Burası da arkası zaten. Burası da tekrar ilmekleri hemen kısaca veriyorum. 36 ilmek önler, 8'er diş aroşa sevgili izleyicilerim yanlarda. Arkasını da 62 ilmek yaptım. Aynı 8'er diş yanlarda. 6 sıramızda 6 sıra aroşa yaptık. O sizin zevkinize kalmış. İster daha da 4 sıra da yapabilirsiniz. Bakın şöyle yakası da olacak. Böyle şal yaka bir yeleğimiz sevgili izleyicim. Haroşalı bebek yeleği şal yaka. Şöyle tamam bitmiş halde şöyle dursun. Beni yurt içi yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın, sağlıkla kalın sevgili izleyicilerim diyorum.